Selam kızlar, selam kızçelerim, nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma, mutfağıma, Asi Kadın'a hoş geldiniz. Asi Kadın, ah Asi Kadın, Asi Kadın. WhatsApp mesajlarınıza cevap vereceğim kızlar. Tek tek uğraşmadım, buradan hepinize cevabını vereceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Siz eski Asi Kadın'ı mı istediniz? He? Kanalında sert konuşan, asice davranan. Tamam, efsane yeri döndü. Yine sesimizi yükseltiriz. Yine sert bir şekilde konuşuruz. Kız çelerim isterle ben yapmaz mıyım? Demek ki sakinlik, sakin sakin insanlara cevap vermek çok da hoşunuza giden bir durum değil. Bugünden itibaren değişti. Kız çelerim dışında söyleyenler, nerede kaldı senin asiliğin? He? Asiliğin nerede kaldı? Ondan sonra sertliğin nerede kaldı? Tamam. Ben size ne kadar sert olduğum ve ne kadar asi oldum. Sert değil aslında. Ne kadar asi olduğumu bugün size ben ispatlayacağım. Eskisi gibi. Eskiden beni kanalda nasıl görüyordunuz? Kızdığım zaman bağıran, çağıran, ortalığı yıkan. Gene aynı şekilde asi kadın karşınıza geldi. Ben mini eteğimi de giyerim. Ev botlarımı da giyerim. Bakın göstereyim. İstediğiniz kadar prim size. Dün koton çorap giymiştim bu eteğimin altına arkadaşlar. Yazmış oraya utanmazın birisi. Buruşukmuş bacaklarım da o yüzden koton çorap giymiş. Tamam giymeyiz canım. Siz ne isterseniz ben bunu yaparım. Sizler için video yapıyorum zaten. Sizlere bir şeyler ispatlamak için ben video yapıyorum biliyor musunuz? O yüzden. Evet kızlar. Bugün hiç kimsenin beğenmediği, herkesin küçümsediği, herkesin demin bak burada yanlış konuştum. Özür diliyorum. Kız çelerimin beğendiği ve diğer kişilerin beğenmediği ve alay ettiği, dalga geçtiği meşhur kuru fasulyemi yapıyorum. Pastırmalı kuru fasulyem. Pastırmam var, salçam var, soğanım var, fasulyelerim haşlanıyor. Hem fasulyemi yapacağım hem sizlere soru cevap istemiştiniz WhatsApp'tan. Canlı yapamadım çünkü toplanmadık yeni kanalımda. Yeni kanalıma gelin, abone olun. Canlıyı bir iki gün içinde yapalım kızlar. Dedim ya ben de doldum, ben de taştım. Ama şunu da belirteyim, ben bugün yarın canlı yapacağım dediğim şuydu. Hani toplanırsak dedim canlı yayın yapacağım ki herkes duysun. Şimdi yeni kanalıma abone olmayan, yeni kanalımı bilmeyen kişiler gelemeyecek. Yani ben orada 10 kişiyle, 20 kişiyle ya da 40 kişiyle canlı yayın yapmak istemiyorum. Aynı eski kanalındaki gibi gümbür gümbür bir canlıyla karşınıza gelmek istiyorum. Kızçelerim abone gel, 50 tane abone gelmiş dünden bugüne ama... şimdiki bu kanalıma gelmiş yani ben hem bu kanala gelin hem yeni kanalıma gelin. Asi Kadın'ın küçük dünyası içeriğinde de Asi Kadın'ın mutfağı. Linkimi paylaşıyorum abone olursanız çok sevinirim. Öyle yani kızlar fasulyeler haşlanıyor. Şimdi bu iki tane soğan doğradım ama hepsini doğramayacağım. Fasulyemi az yapacağım. Günlük yemek yapacağım. Soydum ben. Soyulmuş soğanlar bir şey olmaz. Ben onu gene buzdolabı içine koyarım, sıkı sıkı bağlarım. Salata malta yaparken benim önüme çıkar. Hazır yıkanmış, soyulmuş soğan yani. Evet kızlar, bugün günlerden cuma. Cumamız mübarek olsun. Ondan sonra. Ben üşümüyorum bugün nedense. Doğalgazı açtım ama ben hiç üşümüyorum. Doğalgaz sobası var biliyorsunuz. Bazı kişiler her ne kadar doğalgazı yakmıyor desinler de tabii ki de sobamız yanıyor. Ama bugün... Temizlik yaptım, kalktım. Bana bir güç geldi. Evi süpürdüm, sildim, toz aldım. Çamaşır yıkadım ama çamaşırları daha asmadım. Başka da çamaşırım yok. Sadece bu. Çamaşırın şeyini bitirdim sonunda. Bir sürü ütüm var. Ütü yapmayı hiç sevmiyorum. Yapmayı düşünüyor muyum? Asla düşünmüyorum. Buradan bir de öncelikle unutmadan benim 6 yıllık arkadaşıma seslenmek istiyorum. Boncuğum. Safiş'ten mesajını aldım. Mesajda 15-20 gün süre istemiştim fakat aradan bir ay geçti. Ben Safiş'e dönemedim. Dün akşam döndüğümde Safiş'in telefonu kapalıydı. Ya da bilmiyorum numarası değişti. Safiş'le ben görüşemedim. Beni her gün izlediğinin haberini aldım. Her gün düzenli olarak videolarımı izlediğinin haberini aldım. Mavişim, Boncuğum beni mutlaka ara. Telefon numaram bende yok. Başka kimseden de aramadım, sormadım. Çünkü ne yalan söyleyeyim, gerçekten vaktim yok. Hani birilerini arayayım da numaranı arayayım, gerçekten vaktim yok. Beni ara, hatta
aramana dair gerek yok. Bugün günlerden cuma, bu akşam, yarın müsaitim. İstediğin zaman evime gelirsin, kızını da getir, kız çiçeğini de getir. İstediğin zaman gel ya da sen nasıl istersen her zamanki yerde, kahve içtiğimiz yerde, o 40 kahvesinde her zamanki saatimiz 2'de orada da buluşabiliriz. Benim için hiç sıkıntı yok. Evet, gerçekten sıkı bir dostmuşsun, sıkı bir arkadaşmışsın. Ben sana haksızlık yaptığımı düşünüyorum. Bazı konuları da abarttığımı düşünüyorum. Şöyle abarttığımı düşünüyorum. Yani insan arkadaşını, yani 6 yıllık dost, dile kolay, eksiğiyle kusuruyla kabul etmeli. O yüzden sana ulaşamıyorum. Videomu da izleyeceğini biliyorum. İstediğin zaman gelebilirsin. İstediğin zaman. Diyeceklerini biliyorum. Ben geldim, sen şey yapmadın falan. Evet, Deniz bana söyledi. Anne geldi dedi. Oralı olmadım. Doğru. Onun haberi de sana geldi. Neyse. Bundan sonrasına bakalım. Bundan sonrasına bak. Kanalımı izliyorsun. Hala arkadaşın olarak beni seviyorsun. Bunu hissediyorum. Bunu zaten her zaman hissettim. Nereye gidersen benim dostluğun, arkadaşının sıcaklığını ben her zaman hissettim. Çünkü o hissiyatı sen bana verdin. Ve artık tatsızlıklar, şeylikler geri dursun. Ben diğer arkadaşla da konuştum. Onun dediği şey de ben böyle olsun istemedim dedi. Yani onunla da konuşmamıştık. Yani bu konuyu hiç konuşmamıştık. Neyse, mesaj alındı Boncuğum. Nasıl istersen, ister evime gelirsin, istersen her zamanki buluştuğumuz 40 kahvesinde oturur bir kahve içeriz. Kahve içtikten sonra ben sana derim, Boncuğum ben acıktım, hadi bize gidelim kuru fasulye yiyelim derim. Sen de kahkahalarla inletirsin oraya. Senin gülüşünü çok seviyordum biliyorsun. Neyse, öpüyorum seni buradan. Şimdi kızlar, soğanlarımı doğrayayım ben. Tencerem buradan. Arkadaşlar gelelim WhatsApp'ta yazılan mesajlara, yazılan bir sürü mesaj var. Yani birkaç arkadaşa cevap verdim ama tam video çekme saatime denk geldiği için dedim ki bunun sorunun cevabını zaten çoğunlukla cevaplar hep aynı. Ya pardon, sorular hep aynı. Aynı. Şimdi ben buradan hem sizin sorularınızı cevaplayacağım, sorduğunuz soruyu, hem de kızçılarımla bu konuyu paylaşacağım. Evet arkadaşlar, şöyle pastırma, bastırmalarım var kızlar, bastırmalarım var. Hani ya da benim 50 gram pastırmam. Kocamdan başkasına, neyse kızlar. Bu evet konumuz neydi? Dünkü konumuz başkaydı. Boş verin dünkü konuyu. Dünkü konuyu konuştuk, bitti. Neyse, onu konuşmaya değmez. Şimdi arkadaşlar, eldivenlerimi de taktım ki elimde soğan kokmasın. Şöyle bu Ayyaş sarhoş gitmiş. Sarhoşken kanala yazmış. İşte bir takım bir şeyler sunmuş insanlara. İşte ses kayıtları, ses kaydı değil pardon, yazılmış mesajlar falan. Konunun içeriğine gireyim direkt unutmadan. Şimdi karşımızda, şöyle düşünün, karşımızda çıldırmış, delirmiş, manyaklaşmış bir insan var. Bu insan çok çaresiz kaldığı için o kadar aptalca şeylere, aptalca şeyler yapmaya çalışıyor ki kendini bir şekilde ispatlasın ya da kendi kaybetti ya, benim de arkadaşlığımın bitmesi için elinden gelenin fazlasını yapmakla meşgul. Konumuz tabii ki de kim, şimdi isim vereceğim, iznini de almadım ama inşallah, yani Ofelya güya benim mesajlarımı bu Ayyaş'a göndermiş. Hani tartışmışım işte bilmem ne şu bu. Tabii ki de öyle bir şey yok. Hayır, tartışma olmuştur. Yani demek istediğim şöyle bir şey yok. Yani mesajlarımı alsın ona göndersin. Öyle bir şey yok yani. Tabii ki de tartışmışımdır. Arkadaşız. Ben yeri geliyor çocuğuma da tartışıyorum. Herkes herkese tartışır ama kavga demiyorum. Bakın tartışma diyorum.
Sonradan daha iyi anladık ki yani gönderilen, yani bahsettiği mesajlar ya da yayınladığı mesajlar o kadar saçma sapanmış ki, bakın bir konu yok. Gerçekten bir konu yok. Vallahi billahi bir konu yok. Hani ben biriyle mesajlaşmışım mesela. O kişi bana bir şey yazmış. Ben onu ona göndermişim. Bak diyorum, hani benimle alakası yok. Bu bunu yazdı. Hani bunu hepimiz yaparız yani. Bakın işte, ve o gönderdiği mesajın sahibi de biliyor zaten. Gönder bunu dedi Ofeli'ye falan. İşte o da görsün falan. Her neyse. İşte bu mesajlar, bu tür mesajlar, saçma sapan mesajlar. Ne yapılıyor? Bu, kimseyi savunduğum yok. İkinci sefer evine gittiğinde, zorla kendine davetsiz bir şekilde gittiği zaman telefondan, yani Ofelia'nın telefonundan, kendi telefonundan bazı mesajları aktarıyor. Ondan sonra da sanki o mesajları Ofelia göndermiş gibi herkese sunuyor. Evet, sorduğunuz soru bu. Dediniz bana Ofelia sana şunu demiş, Ofelia bunu demiş, işte bu öyle diyor, şu şöyle diyor. Ofelia benim için öyle bir şey demedi. Ha, ona benzer bir şey söylediyse de tamamen beni düşündüğü için söylemiştir. Vardır bildiği bir şey. Bak, ben bunu geçen haftaki sanırsam videomda da anlattım. Doğradım soğanları vallahi kızlar, ama şey yapacağım ya, onu kullanırım. Geçen haftaki videomda da söyledim, paylaştım. O yüzden çok kale almıyoruz ama arkadaşlar merak ediyor. Arkadaşlar hani bu konunun artık aydınlanmasını istiyor. Durum böyleyken böyle. Benim zaten birine attığım gizli bir ses kaydı, gizli bir mesaj yok yani. Varsa çıkarsınlar ortaya. Ben bugün en yakınıma bile attığım ses kaydı seviyeli bir şekildedir. Hani onu alsa, yayınlasa ne olur, yayınlamasa ne olur, çok da önemli bir şey değil. Ama ben şimdi yaz gelelim, Kuzey Öküzü'nün canlı yayınına girip de orada yazdığı yorumlara gelelim değil mi arkadaşlar? Evet. Kendinde olan her şeyi bana söyledi. Her şeyi. Kendinde olan her şeyi ama. Ne yazdı orada? Ekran görüntüsü de var, hepimiz de gördük. Kilotlan video, ha? Kilotlan video yapıyorum. Ben kilotla video yapmadım ama sen kilotla el alemin oğlunun kocasının karşısına çıktın, rezil. Pislik. Hala neyin kafasını yaşıyorsun, neyin derdini yaşıyorsun? Söyler misin bana, hala neyin peşindesin sen ya? Hala neyin peşindesin? Ne yaparsan yap. Kanalımı kapatacaksın, gücün yetiyor mu? Kapat, umurumda değil. Bak geldi eski asi, kapat. Umrumda değil. Köpek gibi geldin, köpek gibi sırnaştın. Ben seni çağırmadım, çağırmadım. Sen kendin geldin köpek gibi. Ne işin vardı benim kanalımda? Niye geldin? Niye geldin de konuştun? Ne korkak? Pislik. Niye geldin? Ben mi çağırdım seni? Köpekler gibi yalvarıyordun değil mi? Beni savun, beni akla, beni pakla. Ben bu durumdayım, şu durumdayım. Yakışıyor mu şimdi sana? Pislik onun bunun kanalına gidip de yazmak. Rezil. Kendi rezilini görmüyorsun. Neymiş efendim? Meme sallıyorum öyle mi? TikTok'takilere. TikTok videolarını ben YouTube'da paylaşıyorum. Hasmam. Sen kendine bak. Gördük senin. Celal Oğlan'ın yanında nasıl oturduğunu. He? Askılıyla oturup da altına sütyen dahi takmayıp da şöyle eğilip de erkekleri etkilemeye çalıştığını hepimiz gördük. Duruyor o videolar. Duruyor. Duruyor. Koca meraklısı. Erkek meraklısı. Pis. Yavşak kocan görmüyor mu bunları? Senin yavşak kocan görmüyor mu? He? Orada diyorsun ya, aa bunun kocası, bunun kocası, bunun ailesi hiç mi demiyor? Sen nasıl video yapıyorsun, sen nasıl canlı yapıyorsun? Pardon da, senin boynuzları yere inmiş kocan, o yavşak kocan var ya, o yavşak kocan. Demiyor mu karı, sen el alemin evinde kilotla niye geziyorsun demiyor mu? Sen el alemin oğluna niye sürtünüyorsun demiyor mu? Demez, doğru demez. Çünkü belki de haberi yok. Haberi olsa bile adam rahat bir adam. Gerçekten rahat bir adam. TikTok he? TikTok. Ah sen kim bilir neler yapıyorsun. TikTok'un yok öyle mi? Yani sahte hesabın yok öyle mi? Ya yürü git bas git. Kıçımın kenarı. Yürü git bas git köpek. Hayvan mısın desin? Hayvan demeye dair sana dilim varmıyor.
Kızım, bu kadar pisliktin. Keşke pis bir insanın kanalına gitseydin ya. Pisliğini gitgide bulaştırıyorsun, gitgide bulaştırıyorsun. Hayatından çıktın, defoldun gittin. Hayatımızdan diyeyim daha doğrusu. Daha sen neyin kafasını yaşıyorsun? Neyin kafasını yaşıyorsun sen? Daha neyin kafasını yazıyorsun? Atmadığın iftira kalmadı. Saçma sapan şeyler. İyice son zamanlarda o kadar bir delirdin, o kadar bir delirdin ki artık böyle insanların inanmayacak şekilde saçma sapan şeyler uydurdun değil mi? Allah var yukarıda, Allah. Allah var yukarıda. Bak geçen gün ne dedim ben senin için? Senin tabutunu taşıyan insan bile olmasın dedim değil mi? Bir mezarın bile olmasın dedim. Bu mübarek cuma günü de aynen öyle attığın iftiraları onun bunun kanalına gidip de canlısına bilmem videosunun altına yazdığın pisliklerin hepsi elimde. Yaz elinden geleni ardına koyma. Uydurmuşlar şimdi her kanal kapatıyor. Sen kimsin ki benim kanalımı kapatacaksın lan? Kimsin sen? Ha kimsin? Rospu. Kimsin? Hadi kapat bak. Kaltak kimsin sen? Sen kimsin ki benim kanalımı kapatıyorsun? Hadi kapat. Eğlenceni yap. Pastanı kes. Bu muydu istediğin? Senin istediğin bu muydu? Demek ki ta önceye dayanırsak ta önceden kalma böyle gizli bir hayranlık varmış. Gizli bir hayranlığın yanında gizli bir düşmanlık varmış ki sen bugün çıkıp da o terbiyesizce, ahlaksızca yapılan kanallarda sen bunu yazabiliyorsun. İşte sen busun. İşte sen busun. Duydun mu? Saat 1'de canlı yayın yapar. Neden? Çünkü saat 1'de içmiyor. Orada saat 11, burada saat 1. Ama yapsana. Sıkıyorsa saat 7'den 8'den sonra canlı yapsana. Yapsana zaten o canlıları siliyorsun sen. Çünkü sen bile ne konuştuğunu, ağzından ne çıktığına sen bile inanmıyorsun ki o canlıları siliyorsun, o short videolarını siliyorsun. Ben senin bu kadar terbiyesiz, bu kadar ahlaksız ve bu kadar iğrenç birisi olduğunu zaten biliyordum. Gerçekten biliyordum. Şimdi diyecekler biliyordun niye kabul ettin? Onu geçin, onun ben açıklamasını size yaptım. Ama görüyorum ki akşam giriyor, öbürsü gün giriyor, önceki gün giriyor. Son 3 gündür sen çok fazla azdın. O kadar azdın, o kadar azdın ki bak elinden gelen ardına koyma hadi. Ver, bunu da ver, bu videoyu da ver, bekliyorum. Hani kağıtlar? Nerede? Valla benim medeniyetim tertemiz. Nerede kağıtlar? Hani 3 gün, 5 gün, 3 gün, 5 gün, 3 gün, 5 gün diyordun ya, nerede bu 3 gün, 5 günler, nerede? Ne, nerede? Beni süründüreceksin ha sen. Sen kimsin ya, senin gücün yeter mi beni süründürmeye? Beni anca isterse Allah süründürür, terbiyesiz. Ama senin Allah'a kitaba, dine inancın olmadığı için sen sadece iftira at. Allah seni o iftiralarda boğsun. Duydun mu? Allah seni o iftiralarda boğsun. Hayatımda çok affedersiniz. Neyse söylemeyeyim gene ağzımı yakıştırıp da söylemiyorum. Ama şeytanından bul Allah versin cezanı. Allah öyle bir ceza versin ki sana Allah'ın verdiği ceza var ya. Bu YouTube'u mutubu unut. Bu asiyi unut. Öyle bir dert versin. Öyle bir sıkıntı versin ki. Yani kimsenin sana yardım etme imkanı olmasın. Zaten pisliğin içindesin. Çekemedin değil mi? Bizi kendi pisliğine çekemedin değil mi? Kendi kaltaklığına çekemedin. Terbiyesiz seni. Neymiş? TikTok'ta meme şovu. Bacak şovu. Varsa sen de yap. Yapabiliyorsan. Ama sen yapmazsın. Sen ancak evine misafir olduğun erkeklerin koynuna girmek için planlar yaparsın. Bir takım planlar yaparsın. O koca götüne giyersin, o yarma gibi götün var ya böyle nah, bu kadar göbek çıkmış. İşte sen anca ona giyersin bir şey, kilot, öyle gezersin. Yani sen kaleyi içten fethedersin. Terbiyesiz seni, terbiyesiz. Sen bak ne diyorum, bak kapat. Eğer gücün yetiyorsa kapat, kapat. Kapat, nasıl olsa bir tane daha kanalım var. Gene açarım, üçüncü kanalı da açarım. Toplanıyoruz yavaş yavaş. Ama orada çıkıp da bak ne diyorum, klavye delikanlılığını yapma. Delikanlılık mı yapmak istiyorsun? Kendi kanalında yap, tamam mı? Kendi kanalında yap. Hasbam benim. Terbiyesiz. Ya olur, bu kadarı da olmaz ya, bu kadarı da olmaz. Kendin diyorsun ya, kime ne benim özel hayatımdan, kime ne benim aile hayatımdan. Sen niye milletin içine koca o tokmak gibi burnunu sokuyorsun? Söyler misin bana? Söyleyemezsin. Bu Allah belanı versin. Sen ve senin gibiden Allah belasını versin. İnsanları böyle çıkar için kullanıyorsunuz ya.
Kendi pisliğinizi örtmek için kendiniz bir boklar karıştırıyorsunuz. Bir boklar yiyorsunuz. Ondan sonra karşınızdaki insanı kullanıyorsunuz ya, Allah sizin belanızı versin. Gerçekten Allah bin türlü belanızı versin. Beddua mı ediyor diyor. Değil. Evet, beddua ediyorum. Kimse uğraşmasın. Ben de kimseyle uğraşmayayım arkadaşlar. Atılan iftiralar nedir bu ya? Nedir? Hortumcunun attığı laf o uzadı gitti. Yani sakız oldu milletin ağzında. Ne oldu onu dediğinde? Üzüldün mü? Ağladın mı? Ne oldu? Üstüme mi alındım? Tabii ki de alınmadım. Ben değil ama sen öylesin. Sen kendin söyledin kızım. Kendin söyledin ağlayarak. Hortumcu beni dudağımdan öptü diyen sendin sen. Yalansa yalan de. Ve bunu birkaç kişiye daha da söyledin. Ve daha beter şeyler de var. Unuttun mu o günleri? Hortumcu kocasının şeyini çekip de, videosunu çekip de şeyinin, genital bölgesinin. Daha açık konuşayım. Hortumcu arkadaşlar, kocasının penisinin videosunu çekip bu sarhoşa göndermiş. Bir gece ağlayarak beni aradı. Bundan dedi 2 ay önce dedi, bak daha yeni gelmiş bana. 2 ya da 3 ay önce bana dedi bunu bile çekip gönderdi bu dedi ve ağlamaya başladı. Sonra ne oldu? Bunu inkar etti. Eğer ki böyle bir şeyi sen bana söylemediysen, ben yalan söylüyorsam bu mübarek cuma günde evlatlarımın ölüsünü öpeyim. Eğer ki sen yalan söylüyorsan Allah sana evlatlarının acısını göstersin. Ben o kadar kendimden eminim. Bu ne pislik ya, bu ne rezillik. Bu ne pislik, kendi yediğin naneleri, kendi düştüğün pis çukura beni çekiyorsun ya. Beni sen niye kullanıyorsun? Niye kullanıyorsun beni, ne hakla kullanıyorsun? Sıkıyorsa git kendi kanalına yaz. Pislik. Git kendi kanalına yaz. Allah'ın kahvesi. Alışmışsın sen. Alışmışsın sen. Kahveliye alışmışsın sen. Sana böyle şeyler o kadar normal geliyor ki. O kadar normal geliyor. Ha. Zor mu tutuyorsun kardeşim midir, abin midir? Ha? Bırak ya. Bırak gelsin. He, numarası varmış ya, arasın. Niye yalan konuşuyorsun? Kızım seni kim bok yerine koyuyor ki sana sahip çıksınlar? Kim bok yerine koyuyor seni? Bunu hepimiz biliyoruz. Senin hırsız abin mi? Seni hırsızlık yapan abini, hırsız olan abini mi sen zor tutuyorsun? Söyler misin? Ne halin varsa gör, kendi pisliğinde boğul. Orayı buraya gidip de sen yazarsan tabii ki de benden alırsın kol gibi cevap. He? Kanal kapatacaksın he sen. Öyle mi? 60 milyar para harcadın ha? Ya bir yere git ya, bir yere git Allah aşkına. 60 değil ya, 600 milyar harca. Bütün servetini dök bak, dök. Bütün servetini dök, kapat derim ki oh paralarını yedim, paraları bana gitti derim. Yap bunu yap, benim kaybedecek bir şeyim yok. Bak yeni kanalım var. Hadi bundan sonra ömrünün sonuna kadar, yaşadığın süre kadar uğraş benimle. Uğraş. Bunun böyle olmasını sen istedin. Bundan sonra böyle her gün bütün pisliklerini dökeceğim kızım. Her gün bütün pisliklerini dökeceğim. Pislik seni buruşuyor. Yüzünde meymenet kalmamış pislik. Leş gibi kokuyormuşsun ya, pis pis kokuyormuşsun. Arkadaşlar bir insan bana pis kokuyorsun size gider kendimi intihar ederim ya. Bu kadar pislik olmaz ya. Neden pislik pis kokuyor? Çünkü içinin pisliği, şeytanlığı dışa vuruyor, dışa yansıyor. Pislik sene. Pislik sene. Terbiyesiz. Terbiyesiz sene. Yok günde 3 defa mı konuşuyorsunuz? Günde akşama kadar 24 saat mi konuşuyorsunuz? Ya sana ne, sana ne? Sana hesap mı vereceğiz? Niye ilgileniyorsun? Niye? Yok o Feryaz'ı için bunu söyledi. Ya sana ne? Sana ne? Alan razı, satan razı. Sana ne? Sana ne kızım? Sana ne? Ben razıyım. Sana ne? Allah'ın manyağı. Pis manyak. Kudurup köpek seni. Bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da kudurma. Bir insanın üstüne bu kadar da gelinmez ya. Ne pislik bir yaratıksın sen be. Pislik. Sus dedikçe yani konuşma. Bak konuşacağım dedikçe daha fazla ileri gidiyor. Daha fazla ileri gidiyor. Kanal kapattırmak. Sen git de kendi götünü kapat benim kanalımla uğraşacağına. Pislik. Sen götünü kapattın mı da benim kanalımla uğraşıyorsun. Hastam. Pis buruşuk. Buruşuk muşamba. Allah Allah. Çıldırtıyorsunuz insanı ya. Böyle arkadaşlar insanı çıldırtırlar, çıldırtırlar, ondan sonra da deli damgası vuruyor. Ya ne derseniz deyin ya, ne derseniz deyin. He, ne yapacağım bana? Deli raporu mu alacağım? Bak al, alabiliyorsan al. Gerçekten al. Terbiyesiz seni. Gidiyor 3 kuruş para ona atıyor, 3 kuruş para buna atıyor. Neden bunu yapıyor? Para karşılığında beni millete kötü yansıtıyor. O insanlar da bunun pis parasını alıyor ya.
O aldığınız paranın da hayrını görmeyin. Bak diyor, ödeyemeyecek diyor yatağının parasını, dayısının parasını. Kusura bakma kızım, onların parası çoktan ödendi, çoktan. Eğer seni bu rahatsız ediyorsa, ha onların parası çoktan ödendi, bitti. Bitti yani, için rahat olsun, tamam mı? Bu kadar düşünme beni. Pis terbiyesiz seni. Kız sen nasıl bir pisliğin içinde yaşamışsın bu zamana kadar? Sen nasıl rezil bir ortamın içinde yaşamışsın he? Millete kocasına aşkım demek ne oluyor? Hayırdır? Bunlardan bahsetsene sen. Madem konu bulamıyorsun konuşmaya, yazmaya yazı bulamıyorsun, sen bunları anlatsana. Hortumcunun kocasına nasıl aşkım dediğini, aşkım seni çok bekledim dediğini, ya ses kayıtları var ya, videom var ya, bunlardan bahsetsene. Pislik. Rezil seni rezil. Genç sevgililere para yedirinden bahsetsene sen. Kızımın seni kemerle eşek sudan gelinceye kadar dövdüğünden bahsetsene. Niye bunların açıklamasını yapmıyorsun? Neden? Neden? Bak ben bunu kaç tür videomda söylüyorum. Neden bunun açıklamasını yapmıyorsun? Neden? Yaptığın namussuzluğu anlatmıyorsun. Yaptığın kahperiyi anlatmıyorsun. Bunları anlat ya. Senin derdin ne? Giriyorsun onurlu kanalına yazıyorsun. Sana ne? Ofelya'dan sana ne? Benden sana ne? Sana ne? Bak tekrar sana ne? Seninle ilgilenen bir durum var mı? Yok. Sana kemik atan var mı? Yok. O yüzden boş boş avlama orada. Avlama sıçarım senin ağzına. Pislik seni. Yeter ya. Gerçekten yeter. Edepsiz seni. Sen artık çok oldun. Baktım ki ben edepli video yapıyorum. Ben ama kızlar üzülmesin, kızlar üzülmesin diye ben videolarımı sessiz sakin yapıyorum ama yok. Bunlar insanlıktan anlamaz. Bunlar bu dilden anlar. Bunların ağzına sıçacaksın ki bunlar bu dilden anlar. Git şikayet et şimdi. Nere istiyorsan. Git. Elinizden geleni ardınıza koymayın be. Nedir bu be benim çektiğim? Neyim oluyorsun ki sen benim? Ben senin stresini yaşıyorum. Kimsin lan sen? Kimsin? Hayret bir şey ya. Dün bok olanlar bugün kokuyor ya. Ne bu ne? Bu ne? Yani ne, neyin kafasını yaşıyorsunuz siz? Utanmadan gidiyor yazıyor. Ya yaz yazabildiğin kadar ama yok o öyle dedi, yok böyle dedi. Millete mesaj atmaktan vazgeç. Yok Ofelya şunu dedi. Bunu ya sana ne? Sana ne? Alan razı, satan razı. Sana ne? Kuduruyorsun değil mi bana yorum yazdıkça? Deliriyorsun, çıldırıyorsun, hazmedemiyorsun değil mi? Artık son kozlarını oynuyorsun değil mi? Artık son demlerini oynuyor arkadaşlar. Bakıyor ki hala benim arkadaşlarım benim yanımda. Çıldırıyor, çıldırıyor, terbiyesiz çıldırıyor. Daha bir ay önce haber gönderiyordun benimle barışsın diye. Köpekler gibi yalvarıyordun değil mi Ofelya'ya? Köpekler gibi yalvarıyordun değil mi? Bunlardan bahsetsene kızım sen, bunlardan bahset. Bunlar benim özürümü kabul etmiyor diye ben bu şekilde cinnet geçiriyorum. Niye demiyorsun? Diyemezsin çünkü. Sen benimle niye ilgileniyorsun ya? Sen benim kanalımla niye ilgileniyorsun? Niye, niye? Sen benim mutfağımla, evimle niye ilgileniyorsun? Bak sana ne? Kısa ve öz sana ne? Sen benim oturduğum mahallede niye ilgileniyorsun ya? Sana ne? Sana ne? Bak ben razıyım oturmaya. Sana ne? Sana, senden bunu konuş mu dedim? Böyle şeyi dile mi getir dedim? Kısa ve öz ya. Sana ne? Sana ne? Git oraya doğruları yaz. Tamam mı? Doğruları yaz oraya. Yalan yanlış yazma. Yok şu oldu, yok bu oldu, bu öyleydi, şöyleydi. Ya sana ne? Gerçekten sana ne ya? Yeter artık, çıldırttınız insanı ya. Çıldırttınız. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Derdin ne? Bütün sıkıntın, derdin, bütün namus meselenin çözüldü de bana mı geldi sıra ya? Tek sorun ben mi? Davan ben mi? Ne? Neyin kafasını yaşıyorsun sen? Olmayan beyninle ne yapmaya çalışıyorsun? Kızlar öksürüp tuttu. Pislik seni, pislik. İlk defa kanal açtığında konuşacak laf bulamıyordun değil mi? İki lafı bir araya getiremiyordun. Asi'nin davulcusundan bahsediyordun. Bak Asi'nin bu beğenmediğin mahallede çalan davulcusundan bile sen medet umdun. Medet. Bu Ramazan'da arkadaşlar davul çalıyordu ya. O davulcudan bahsediyor. Konuşacak bir şey bulamıyordu. Çünkü iki lafı bir araya getirip de konuşamayan aspan
Bugün benim mahallemi beğenmiyor. Benim evimi, benim yaşadığım yeri beğenmiyor. Bile bile geldin, bile bile geldin, yalvardın bana. Ben farklı bir yerde oturuyordum da sana farklı mı anlattım? Telefonum çalıyor. Videodayım canım benim. Farklı bir yerde oturuyorum, farklı bir evde yaşıyorum. Gel beni ara mı dedim ben sana? Beni ara, beni bul, gel bana şeylik mi ol? Bir de çıkıyor orada pislik. Allah'ın kahvesi. Neymiş efendim? Bana gelmiş de benim abonelerim çoğalmış. Ya bu kadar da yalan olmaz ya. Bu kadar da yalan olmaz ya. Terbiyesiz seni. Söyleyecek laf bulamıyorum artık. Sen bir şeyin peşindesin ama dur bakalım. Yakında çıkar kokusu. Yakında çıkar kokusu. Terbiyesizler ya. Kendin geldin be kızım. Kendin geldin. Kendin. Ben senin meraklı mıyım? Ben seni şey yapacağım. Kendin geldin, yalvardın. Ne çabuk unutuyorlar ya insanlar. Arkadaşlar, herkes herkesin maşı olarak kullanıyor. Herkesin işine yaradığı kadar varsınız bu hayatta. İşine yaramayı bitirdiğin zaman, herkes işini gördüğü zaman herkes sende kusur arar. Aynen de böyle oldu. Yani insanlık böyle bir şey ya. Böyle bir şeylik olamaz ya. İşini bitir, ondan sonra sana yardımcı olan, senin işini gören, bu zamana kadar iyi olan kişi bugün kötü oluyor. Niye? Çünkü işi bitiyor, işi. Maşa olarak kullanıyor seni, işi bitiyor. Allah belasını versin böyle insanların, bu tür düşünen insanların. Allah gerçekten belasını versin. Kimse kimseyi kullanmasın arkadaşlar. Herkes etten kemikten olan bir canlı, bir insan. Kimse kimseyi kullanmasın. Bu kadar şerefsizlik de olmaz. Yani bilmiyorum ya, sözün bittiği yer. Gerçekten bugün sözün bittiği yer ya. Bazı kişiler der, aa o senden konuşmadı, o sana bunu demedi. İşte bunu diyen şahıslar. Gidin takip edin, kimin canlısına giriyor, kime yazıyor. Kendi kanalında yazmaz. Kendi kanalında, canlısında konuşmaz. Anca gider sinsi bir şekilde milletin canlısına yazar. Sarhoş kafayla, ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi. Benim adıma fake hesap açtılar. Benim adım, benim hesabım değil. Beni kopyalamışlar, yapıştırmışlar, benim adıma yazmışlar. Bunu söyleyen yaratıksın sen ya. Allah belanı versin ya. Gerçekten Allah bir türlü belanı versin senin ya. Yeter artık, yeter. Yaka silkiyorum. Yaka silkiyorum, yeter. Düş yakamdan. Düş yakamdan, git sana hortumcuyla olan davanı hallet. Duydun mu? Hortumcuyla olan davanı hallet. İş artık ok yaydan çıktı artık. Bugünden sonra gerçekten arkadaşlar, ok yaydan çıksın. Ne olacaksa olsun. Ben artık tahammül edemiyorum ya. Gerçekten tahammül edemiyorum. Çoğu şeyi de buradan söylemek istemiyorum. Bir kişiye prim vermemek için, bir kişiye prim vermemek için konuşmuyorum ama gidip de oraya da yazdın ya sen. Puh, Allah'ımdan bul. Ne diyeyim sana? Rezil. Pis rezil. Git yüzüne peçe çek. Git yüzüne kese kağıdı da. Kese kağıdı. İnsanların içine çıkacak halin yok. Yok, rezilliğinden dolayı. Git kese kağıdı tak yüzüne. Öyle yap videolarını. Pislik. Edepsiz, terbiyesiz seni. Kızlar, biz öyle bir zamana gelmişiz ki, öyle bir zamana gelmişiz ki, dün terbiyesizlik yapan insanlar bugün insanların gözdesi oluyor, gözdesi. Gerçekten öyle. Hiç kimse bilmez. Hiç kimse işin aslını astarını bilmez. Ama dün terbiyesizlik, rezillik çıkaran kişiler bugün herkesin gözüne değerli oluyor. Diğer kişiye gelince de, masum olan kişiye gelince de yapmasaydın. Sen böyle yaptın, sen şöyle... Ya yaptım, evet yaptım. Yaptıysam yaptım. Kimseye hesap vermiyorum artık. Yeter ya. Gerçekten yeter. Yetti. Sakin sakin video yaparken beni de tekrardan bu hale getirdiniz ya. Hepinizin bir payı var. Hepinizin. İstediğiniz kadar konuşun şimdi. İstediğini geliştirin, yapın. İstediğiniz. Vallahi umurumda değil. Gerçekten umurumda değil. Bu dünya namussuzların, şerefsizlerin, dönek insanların dünyası olmuş. Dönek insanlar kıymetli oluyor. Ama bu dünyada dobra insanların yeri yok. Doğru söyleyen 9 köyden kovmuşlar. Bu bir gerçek. Bir şeyi doğru söylüyorsan onda art niye tararlar?
Bana art niyetli düşünen insan lazım değil. Ben bu YouTube'u tek başıma açtım. Tek başıma da ilerlerim. Kimse beni düşürmeye çalışmasın. YouTube'umu, kanalımı seviyorum. Elimden geldiği kadar da video yapacağım. Aa, video yapamadığım zamanlar ya kesin çok yoğunumdur ya da canım istemiyordur. Sakın oradan da yok şöyle olmuştur, böyle olmuştur. Kimse o şekilde düşünmesin. Eğer o şekilde düşünceniz olursa WhatsApp'tan bana yazın. WhatsApp'tan size nerede, nasıl olduğumu, fotoğrafını, videosunu çekeyim. Ya da canlı görüşme için ya canlı arayın, görün nerede olduğumu. Ben biliyorum, ben bir gün video yapmasam insanlar hemen farklı düşünüyor. Çünkü bu insan, ya insanlar gerçekten çok nankörleşmiş ya. Çok nankörleşmiş. Bana nankör insan lazım değil. Bana 200'lü insan lazım. Bana net insan lazım. Net net. Ne istediğini bilen, dediği lafın arkasında duran kişi lazım bana. Yazıyor, yazmış orada ya. Yazmış bana WhatsApp'tan. Eskisi gibi değilsin. Ne o, korktun mu? Korkuyorsun değil mi? Konuşamıyorsun. Tabii sen geçimin senin YouTube'dan. Kusura bakma ya, benim geçimim YouTube'dan da şurada 5-6 ay oldu ben YouTube'dan para almaya başladım. Bu mu gözünüze battı? 5-6 ay önce ben açlıktan geberiyor muydum? Öyle miydi? YouTube'dan aldığım 5-6 milyar, 7 milyar, 8 milyar para mı benim hayatımı kurtaracağım? Heh? Günde 150 lira ben sigaraya para veriyorum. 300 lira da başka bir şey, başka bir masraflarım oluyor. Benim günlük yaşantım 500 lira. Heh? YouTube'daki para mı yetecek bana buna? Ben para harcamayı seviyorum. Kendimden kısıtlamam. Canım ne istiyorsa ben yer harcarım. Sağ olsun. Başımda kocam olduktan sonra kocam benden hiçbir şeyi kısıtlamıyor. Kocam getiriyor, ben pişiriyorum. Daha fazla kudurun, tamam mı? Kocam bana git çalış demiyor. Sabahları ben saat 10'a kadar, 11'e kadar uyuyorum sıcacık yatağımda. İstediğim gibi davranıyorum, istediğim gibi para harcıyorum ve bana kocam asla paranın hesabını sormaz. Asla. Bir mesaj atmam yeterli. Param bitti, hesaba para yatır. Sadece bu kadar. Ne yaptın, nereye harcadın? Ben böyle laf duymadım. Duymak da istemem çünkü böyle bir şey de hiçbir zaman duymadım. Kocam getiriyor, ben yapıyorum. Bu mu size battı? Heh, YouTube'daki 5-6 milyar. Ya evet, aylık kazancım 7 bin lira. 7 bin lira para mı benim hayatımı kurtaracak ya? 7 bin lira para benim sigaramla birama yetmez. Doğru. Evet, içiyorum birayı. Sigaramla birama yetmez. Hayret bir şey ya. Sustum sustum sustum. Ben yaklaşık bir aydan beri çok güzel video yapıyorum arkadaşlar. Sakin bir şekilde. Yok arkadaş, yok yok yok. Bunlar bu dilden anlamaz. Bunlar bu dilden anlamaz. Susarsın ağa tırstı derler. Konuşursun ağa terbiyesiz derler. Ya bırakın, ben gene eski asiyim. Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez. Seven sever, sevmeyen sevmez. Kalan kalır, kalmak istemeyen kapı orada. Kapı açık, arkasını döner çeker gider. Ve bir daha da asla geri dönmez. Ben hayatımdan çıkarttığım bir insanı bir daha hayatıma almam. Çok sabırlıyımdır. Çok çok sonuna kadar bak mücadele ederim. Sonuna kadar. O kadar sabırlıyımdır ki, ama en sonunda ben kararımı veririm. O kararımdan da asla dönmem. Yeter ya, yeter. Sen gerçekten ne istedin benim hayatımdan be pislik? Yılan gibi girdin lan, yılan gibi girdin hayatıma, yılan gibi. Yılan gibi girdin ya. Bir gözün bir açılsın, bir senin için yapılanları gör. Gör gör bir yapılanları, bir emekleri. Bu yapılan emekleri bir düşün ya, bir düşün. Tereyağlı yapıyorum arkadaşlar. Kimseye düşünecek halim yok. Yiyen yer, yemeyen yemez. Ben tereyağlı pilav istiyorum, o kadar. Şişman mıyım? Ha, öküz gibi olmuşsun diyorsunuz değil mi bana? Siz değil, diğerleri. Manda gibi o. Evet oldum, kocamın parasını yiyorum. Kimsenin parasını yemiyorum. Çok da memnunum. Ben seviyorum kendimi böyle. Sizin sevmenize gerek yok. Yılan gibi hayatıma girdiniz. Ya, yılan gibi, sinsi sinsi, yılan gibi. Boğa yılanı gibi, piton yılanı gibi girdiniz hayatıma. Ondan sonra işiniz bitti ya, işim bitti ya. Söylersin lan. Milleti doldurmuş, doldurmuş, doldurmuş. Belki binlerce mesaj var arkadaşlar WhatsApp'ımda. Size yemin ediyorum, Allah şahidim olsun bu mübarek günde. Artı 99 mesaj var. Bak 6999 mesaj var WhatsApp'ta. Hepsi aynı. Kimisini okudum, kimisini okumadım. Arabalara da cevap ver. Çünkü hep aynı konu.
Artı 999 mesaj nedir ya? Daha önceden niye bana yazmıyordunuz he? Bu ay yaşın yüzünden, bu pislik buruşuk muşambanın yüzünden bana niye bu şekilde mesajlar yazıyorsunuz? Neyi öğren? Ben zaten öğrenmeniz, bilmeniz gereken şeyi ben size söylüyorum zaten. Sizden bir şey gizlemiyorum ki ben. Ama aşırı derecede, yani bu ara gerçekten o kadar çok üstüme gelindi ki, Ofelya konusunda, kendi konumda o kadar çok üstüme gelindi ki, ben artık bilmiyorum, ben pes diyorum artık, pes diyorum. Ben bunun açıklamasını yaptım. Bunun şeyini ben videosunu yaptım. Öyle bir şey yok dedim. Eğer ki böyle bir şey varsa, bu tamamen Ofelya beni düşündüğü için söylediği bir laftır dedim, bir kelimedir dedim. Hadi öyle de olmasın ya, alan razı, satan razı, sana ne? Sana ne kızım, sana ne? Kuduruk köpek, sana ne? Sen kendi işlerinle ilgilensene pislik. Ne diyorum bak, tekrar söylüyorum, sen kendi davana dön. Sen kendi eski hayatına dön. Unut ya, bir unut, bir unut, unut. Şu Asi'yi unut, şu Ofelya'yı unut. Unut, gerçekten unut bak. Bakıyorum da daha dün beni destekleyen kişiler gidiyor başkasının maşallahını yapıyor. Ya yapın, umurumda bile değil. Bana diyorsun ya, siz biliyorsunuz kendinizi, kim olduğunuzu çok iyi biliyorsunuz. Karışma, boş ver, ilgilenme. Pardon da niye o kişiye söylemiyorsunuz? Niye o kişi böyle iğrenç yorumlar yazdığını görüyorsunuz? Niye girip de oraya, aa canım evet hap, şöyle böyle o kişiye cevap veriyorsunuz da niye o kişiye demiyorsunuz? O Burç'a neden demiyorsunuz? Ya boş ver. Sen kendi videolarına bak. Niye demiyorsun? Niye sadece benim üstüme geliyor? Bu YouTube camiası neden benim üstüme geliyor sadece? Ben bunu merak ediyorum. Sadece neden benim üstüme geliyor? Neden? Ha? Bir Asi'nin bir adı çıkmış. Adı çıkmış 90'a inmez 80'e yani bu. Vallahi bu konuda ister beni haklı görürsünüz, ister haksız görürsünüz, isterseniz benden çıkarsınız, canınız sağ olsun, ben ne diyeyim, canınız sağ olsun. Ama bu dünya sahtekarların dünyası, bu dünya iyi insanların dünyası değil. Doğruyu dobralığı savunan, dobralığı doğruyu konuşan kişilerin kanalı değil. Ya da bu dünya yani sahtekarların dünyası. Ne demişler? Bizlerde bir atasözü vardır, kaba bir laf. Deveyi diken insanı bilmem ne yapan yaranır derler ya, çok doğru bir laf. Bugün Rospu'nun bile kıymeti var ama dobra konuşan bir kişinin kıymeti yok. İnsanlar insanlara yapılanları çok çabuk unutuyor ama ben unutmam. Ben unutmam. Diyorum ya, isteyen izler, istemeyen izlemez. Diyorlar yorumların azaldı. Ya azalabilir. Benim için önemli olan yorum değil ki. Hiç yorum değil. Hiç siz yorum yazmasanız bile, bir kişi bile yorum yazmasa bile Asi Kadın'ın kanalı kapanmayacak. Asi Kadın küllerinden yeniden doğacak. Asi Kadın'ın ilk geldiği günkü gibi kimseye ihtiyacı yok. Allah bana can sağlığı, sağlık, sıhhat versin. Benim kimseye ihtiyacım yok. Ben videomu yaparım. İsteyen izler, istemeyen izlemez. Ama doldum taştım artık, doldum taştım. Bakın videoda o kadar uzun oldu ki İki parça yapmak istemiyorum. Doğdum taştım artık, yeter. Gerçekten insanın yeter dediği bir noktası vardır ya, işte ben tam da şu anda o yeter dediğim noktadayım ben. Şu anda yeter dediğim noktadayım ben. Hadi bakalım. Ne istiyorsanız yapın. Kim kime yazıyormuş, kim kime destek oluyormuş, kim kimi hakkı buluyormuş. Umurumda bile değil. Gerçekten umurumda bile değil. Ben kendime şaşıyorum ya. Ben gerçekten kendime şaşıyorum. Ben nasıl oluyor da bazı konulara bu kadar anlayışlı, bu kadar mülayim bir cevap verebiliyorum. İnsanlara ne dedim geçenki videomda? Hayır demeyi bileceksin, evet. Hayır demeyi bileceksin. Hayır demeyi zamanında bilseydik, hiç bu durumlara gelmezdik, hiç. Kızlar video çok uzun oldu. Ben sizleri çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kuru fasulyem. Hani hiç kimsenin beğenmediği, hani herkesin eleştirdiği meşhur kuru fasulye var ya, bakın şu şekilde göstereyim. Daha pişmedi. Ama 15-20 dakikaya pişer pastırmalarım. Günlük yemek yaptım. 4 kişilik bir aileyiz. Bu kadar.
Boncuğum da gelirse inşallah ona da yemek nasip olur. Sever benim kuru fasulyemi. Böyle. Şimdi pilavımın da suyunu koyuyorum. Pilavım demlene kadar da kuru fasulyem pişer. Sizlere afiyet olsun. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Asi kadınla kalın. Ama Allah'ın adaleti var. Artık şu gözünüzü açın. Bir bana bakın. Bir benim bu zamana kadar, yani bu zamana kadar beni izlediniz. Neyin ne olduğunu çok daha yakından bilen arkadaşlarım var. Bu zamana kadar olanları bitenleri araştırın. Ta en başından araştırın. Bu zamana kadar bir kafanıza bir analiz edin. Ondan sonra kararınızı verin. Haklı mıyım, haksız mıyım diye. Hoşça kalın kızlar.